Galatasaray televizyon ekranlarından herkese mutlu günler diliyoruz değerli izleyiciler. Gün ortası programımızda karşınızda olacağız. Galatasaray'a dair detayları, dünya sporuna dair ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Galatasaray formasını uzun yıllar layıkıyla terletmiş Evren Turan bugün konuğumuz olacak. Kendisiyle derinlemesine hem Galatasaray'ı hem de Türkiye Milli Takımı'nın da mücadele edip elveda dediği turnuvayı konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi misiniz? İyi, teşekkür ederim. Her şey yolunda. Yolun. Konuklarıma soruyorum. Oruç nasıl gidiyor? Vallahi futboldan, futbol hayatımı çok tutamadım ama futboldan sonra iş bırakmadım. Zor tabii, çok uzun bir süre ama dayanıyoruz mecbur. Allah o gücü veriyor. Mecbur. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Allah kabul etsin diyelim. Amin, sağ ol. Her spor programında şu an konuşulan konu Türkiye Milli Takımı'nın turnuvadaki performansı. Performansın dışında saha dışındaki olaylar Türkiye'nin gündemini fazlasıyla meşgul etti. Sizler nasıl yorumluyorsunuz Türkiye Milli Takımı'nın hem performansını hem de elenme durumunu? Sizden dinleyelim, ardından ayrıntılı sorularım olacak. Aslında bu grup, bu oyuncu grubu burada çok yetenekli oyunculardan kuruldu. Yani Fatih Hoca bu takımı kendi kurdu. Yani sonuçta hepsi iyi takımlarda oynayan çok yetenekli oyuncular. Tabii turnuvalar çok daha ayrı. Bizim tecrübemiz çok fazla yok. Ben şuna baktım. Yani normalde hani biz yıllardır kulüp takımlarında oynadığımız dönemlerde de takım içinde sıkıntılar oldu. Ya bunlar çok doğal şeyler. Ben bazen bu olaylara gülüyorum. Yani prim tartışmasıymış, işte hocayla oyuncu arasında ufak sürtüşmeler, küslükler, oyuncu bile kavga. Bunlar çok doğal şeyler. Benim tek üzüntüm milli takım düzeyindeki oyuncuların bunu sahaya yansıtması. Yani bunlar her zaman her bunların yerde olabilir. Bunların gerçekten mesela prim konusundan söz ettiniz. Evet. Bunlar gerçekten olmuş mudur? Vallahi benim çok merak ettiğim bir konu. Ben inanamıyorum. Ben, yani ben bu kadar yani bu kadar üst düzey oynayan ve bu kadar büyük paralar kazanan oyuncuların yani 200-300 bin, 100 bin euro yani şu anki normal insanlar için bizim için büyük paralar olabilir ama şu an oynayan oyuncular için o paralar bir şey değil yani baktığında. Yani bunlar için hele milli takım olayı olduğu zaman orada bir tartışma yarattılarsa çok ayıp etmişler. Paranın ama, da önemi yok aslında. Ama sonuçta bunlar milli takım var. Ve diğer milli takımlara bakıyorum. Çoğu prim birim yok. Hiç konuşulmuyor bile. Hele bizim zamanımızda da hiç prim yoktu. Yani böyle bir liste çıkmıştı. Prim olan ülkeler, olmayan ülkeler diye. Aslında Evren abi prim uygulaması çok da kötü bir uygulama değil aslında. Teşvik eden, belki motivasyon sağlayabilecek bir unsur ama milli takım ve para konuşulduğu zaman biraz sıkıntı yaratıyor galiba. Ya prim olur ama belirleyici oyuncular olamaz burada. Evet. Bir şeyler verilir, jest yapılır. Yani. Gelirse ekstra sürpriz olur. Kimse onu soramaz. Yani araştıramaz. Ne oluyor? Prim var mı filan? Bunlar sorulmaması lazım. Ya bu tip oyuncuların ben bunu soracağını düşünmüyorum. Hani bizim zamanımızda çok büyük paralar yoktu. Hadi biz sorsak ama biz hiçbir zaman sormadık. Çünkü o duyguyla gitmedik oraya. Çünkü milli formayı giydiğin zaman onu düşünemiyorsun artık. Orada para ikinci planda. Çünkü bazı kesinlikle, hedefler var. Orada kesinlikle savaşa gidiyorsun sonuçta. Yani ülkeni temsil ediyorsun. Futbol yapıyorsun, spor oynuyorsun ama burada amaç ülkeni temsil edip orada başarı elde etmek. Ben yine halen bu Arda'nın liderliğinde oyuncuların bunu yani bunlara inanmak istemiyorum. Bir şeyler olmuş ama hani baktığında da bir sıkıntı var. Ama bu prim sıkıntısı mı? Ego mu? Kapris mi? Küslük mü? Onu bilmiyorum ama bu sahaya yansıdı. Bu çok kötü bir görüntü. Yani performans olarak yansıdı. Hadi bir maç dedik yansıyabilir. Oldu hani ilk maç. İkinci maç aynı düzen bir daha oldu. Yani o çok üzücü. Yani milli takım forması altında bu kadar hani 2-3 kişi kötü olsa ben bir şey demeyeceğim. Yani o gün kötü günündedir. Genel itibariyle takım genel halinde baktığında, kötüydü, evet. 8-9 kişi zaten bir maçta kötü oynuyorsa o maçı kazanma şansın yok. Peki o zaman aklıma çok klasik olarak şöyle bir soru geliyor. İlk iki maçta bunlar yaşandı. Performans kötüydü. Üçüncü maç ne oldu da 180 derece bir dönüş yaşandı. Milli takım gerçekten güzel performans ortaya koydu. Ya kadro mu sadece? Kadro içindeki bazı değişiklikler mi değiştirdi oyun prensibini? Ya tabii onun da etkisi var. Yani özellikle Fatih Hoca iki kanatta fazla inat etti orada. Zaten kendisi de bu konuda hatasını kabul etti. Yani hoca da o gününde değildi bence o zaman. O maçlarda nasıl oyuncular gününde değilse hoca da değildi. Bir şekilde bir şeylerden etkilenip hani doğru oyuncu tercihleri yapmadı. Ama sonuçta milli takımda oynayan her oyuncu kime forma verdiyse onun görevini yapması lazım. Aslında Fatih Hoca bunu geçmiş yıllarda da yaptı. Yani önceki Avrupa Şampiyonası'nda, daha önceki milli maçlarda hoca takımlarında oynamayan ama güvendiği, onunla yola çıktığı oyuncuları milli takıma çağırdı ve oyuncularını mahcup etmedi.
Ama bu seferki oyuncular onu mahcup etti. Yani niye? Zaten kulüplerinde hazır değillerdi. Çünkü artık günümüz futbolu her geçen gün güce dayalı. Şimdi oraya hazır gelmezsen maçta oynamıyorsun sonuçta 1-2 aydır veya sıkıntılısın. Ne oldu? Performansları düştü. Yani oyuncu hazır gelmemiş. Hoca burada biraz hayal kırıklığına uğradı. Yani takımlarında oynamayan oyuncuları oynattığı oyunculardan dolayı biraz hayal kırıklığına uğradı. Çünkü o performans olarak onlar gerekeni veremediler. Bir şey soracağım. Kanatlardan söz ettiniz. Önceki maçlarda Caner ismiyle başlayıp ardından İsmail Köybaşı onun noktasında Caner'in mevkiinde İsmail Köybaşı denendi. Siz takımın başında olsaydınız Hırvatistan ve İspanya mücadelesinde Caner'le mi başlardınız, İsmail Köybaşı'yla mı başlardınız? Şimdi şöyle. Aklımıza ilk gelen isim benim de Caner'di. Dolayısıyla ben Fatih Hoca'yı burada eleştirmenin pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Caner evet oynamadı. Maç kondisyonu biraz aşağılardaydı belki ama ilk aklımıza gelen isim örneğin o mevkide Caner değil mi zaten? Tabii ilk olarak kafada ilk şey yaptığın zaman iki mevkide Caner diyorsun ama normalde ama İsmail daha iyi oynadı. Doğru. Sezona baktığında şimdi milli takımlara hangi oyuncular gider genelde? Oynayan oyuncular, formda oyuncular. Yani normal kural çerçeve budur. Ama işte Fatih Hoca bunu yıllardır hani bu bazı güvendiği oyuncuları 3-4 tane ekstra böyle oyuncuları alıyor. Caner burada o şeyi vermedi hocaya. Caner orada sağlam olsaydı çok mu kötü oynadı? Yok. Ama o diriliğini, o çok ekstra işleri yapamadı. O bir gerçek. İsmail son maçta çok iyi oynadı bence. Hani devamlığa ben baktığında de çok beğendim. Son iki aya baktığında devamlı oyuncu İsmail. Ama burada şimdi Fatih Hoca Caner'e güvendi ama Caner burada Fatih Hoca'yı zor duruma soktu. Caner'in peki handikapı takımıyla içinde bulunduğu belirsizlik miydi acaba? Tabii belirsizlik. Tek başına çalışmak. Futbolcuyu etkiler mi? Etkiler, yani, etkilemez mi? Örneğin Gökhan Gönül. Transfer olma süreci hala konuşulmakta. Kime gidip gitmeyeceği hala belirsizliğini koruyor muallakta. Bu bir oyuncuyu etkiler mi? Ya normalde etkilememesi lazım. Etkilememesi lazım, lazım diye düşünüyorum. O yüzden sordum. Üst düzey oyuncunun yani şu mantık olarak düşünüyorum. Yani sahaya çıktığı zaman her şeyi unutması lazım. Ya psikolojik anlamda maç biter düşünür yani ne olacak transferim kamptan gidince veya işte olmadı keşke bir kulübüm olsaydı niye anlaşmadılar bana düşünürüm kafamda ama sahaya çıktığı zaman bu iş biter. Ama sahaya da çıktıklarında o performansı da göremedik. Yani Gökhan'dan da o beklediğimiz etkiyi göremedik. O da şey. Kaldı ki Caner maçlardan önce Inter'e olan transferi kesinleşmişti. Daha bir motivasyonla, daha bir şekle oynamasını beklerken düşük kaldı biraz evet. Ya o da sonuçta şaşırttı beni o anlamda. Hani Inter'e transfer oldu rahatladı mı bir açıdan? Ben öyle düşünmüştüm. Yani öyle de olabilir olmasını ama düşünmüştüm. Yani ne olursa olsun bu milli forma. Yani bunu orada çıktığın zaman sahada her şeyini vermek lazım. Kötü oynayabiliriz ama hep klasiktir bize. Kötü koşamaz. Milli takım ilk iki maçta ne koşma var, ne mücadele var, ne kafa olarak sahada. Ya bunları hepimiz gördük. Yani bu konuda gerçekçi olmamız lazım. Yani objektif bakmamız lazım. Yoksa kimse milli takımın kötülüğünü ister mi? Ha, sosyal medyada biraz bazen bu olaylar abartılıyor. Biraz sanki biz olay isteyenler işinden, oldu gibi geldi bana. Biraz işin içinden fazla bu iş girdi. Sosyal medyaya girince tabii biraz abartılar girdi. Orada her yorum yapan da futboldan anlamıyor zaten. Olaylara başka açıdan bakıyor. Yani biraz 15-16 yaşında çocuk. Şimdi ne olursa olsun yapıyor. Biz son ana kadar biz de kızdık, biz de eleştirdik ilk iki maç ama ne dedik? Son nefese kadar devam. Yani sonuna kadar destekledik. Son maç kazandı. Olsaydı belki milli takım gidecekti. Ha, bu turnuva başarısızlıktır. Ne olursa olsun. Oraya gitmek tamam böyle bir şey de başarı ama hedefleri büyük tutmak lazım. Biz artık bütün turnuvalara katılmamız gerekiyor. Sonuçta burada baktığında genç bir takımımız var. Çoğu bu kadrodan oluşacak. Yani 2018'de bu kadrodan oluşacak. Yani 3-4 oyuncu hariç. Yani elimizdeki oyuncular bunlar. Onun için bunların değerini bilmek lazım. Sağ performansı olarak çok şey beklediğimiz takımın yıldızlarından olsun, Arda olsun, Hakan Çalhanoğlu olsun. İşte ileride ilk maçta işte Cenk, Burak yani normal performansını sergileyemediler. Bu bir gerçek. Peki Çek Cumhuriyeti maçında oynanan oyun. Eğer çıksaydık Galler mücadelesinde ve onun akabindeki maçlarda ışık gördünüz mü kısaca? Ya oyun anlamında demeyeyim de psikolojik olarak bizim takım acayip moral bir anda değiştiği zaman oyuncuların performansları bir anda ikiye katlıyor. Öyle bir takımız biz. Yani çok enteresan bir takıma sahibiz. Yani ben mesela çıksaydı Galler maçından aşırı derece umutluydum. Ben de. Yani Galler'e baktığında tamam bizden daha diriler, daha istiyorlar, daha koşuyorlar. Gerrit Bey'le etkisi var, Ramsey var orta sahada. Hani baktığında iki tane, üç tane kaliteli oyuncusu var ama bizim takım oraya çıktığı zaman değişiyordu. Yani şunu atlayabilseydik ama işte her zaman da olmuyor bu iş işte. Yani oradan bir çıkış yapabilirdik. Yani ben ona inanıyordum. Yani Galler maçında hiç korkmuyordum. Ama kaldı Çek maçı zaten
Çek maçı da, Çek Cumhuriyeti takımı da iki takımı değerlendirme, yani birinci sınıf bir takım değil. Yani bizim ayarımızda bir takım değil. Tamam, iyi oynadık o gün, iyi mücadele ettik. Ama belki 3-4 de yapabilirdik. 3-4 yapsak gerek bile kalmayacaktı. Olcay Şahan belki atmış olsaydı, yani o da sağ var. Ayağına geldi, sola gelmiş olsaydı atardı muhtemelen. Keşke ilk maçımız Çek olsaymış kurada. Evet, moralli bir şekilde. Ama işte... Ama bu moralle, bu sıkıntılarla evet, belki işte, Çek'i bile yenemezdik. Belki yenemezdik yani. Yine aynı şekilde. Şu var, duygularımızı sahaya, oyuncular duygularını yansıttılar ama neyi yansıttılar? Moral, yani sıkıntı olan şeyleri de yansıttılar. Duygular ne? Orada milli forma o enerjiyi vermek. Yani biz hep duygularımızla oynuyoruz diyor ya, bu sefer duygularımızla oynayamadık. Yani Arda mesela baktım çok moralsiz. Suratına bakıyorsun takımın, ya takımın şimdi lideri moralsiz olursa, hocası moralsiz olursa takım da moralsiz olur. Ya çok yansıdı olay. Bunu da kaldırmaları zaman aldı. Arda Turan neden moralsiz olur? Bir ihtimal kafanızda bir anekdot var mı acaba? Arda'nın iki şey moralsiz. Şimdi bakıldığı zaman dünyanın en büyük kulübünde oynayan bir oyuncu. Türkiye'nin gururu. Çok sevdiğimiz, çok şey beklediğimiz bir futbolcu. Mutsuz olmasını sağlayacak ne olabilir? Yani çok fazla bir seçenek olmaz. Bir iki seçenek olur. Onlardan bir tanesini sana söyleyeyim. Biri hocayla tartışmış olabilir. Veya hoca ters bir laf söylemiş olabilir. Ve onun hocaya saygısızlık yapacağına inanmıyorum. Çünkü büyükler her zaman kızabilir. Bir şey söylemiştir. Bence yapmaz. Yapmaz. Ona alınmış olabilir. O da artık çok üst düzey profesyonel. Hocayı çok iyi tanıyor. Oradan bir şey çıkartamıyorum. Basına kızmış olabilir. Şimdi Barcelona'da oynuyorsun. Basına, hani basına kızıp da pire için yorgan yakmak burada milli mantıklı takımda... mı acaba? Yok değil. Şu olabilir bir de. Fizik olarak çok hazır değil. Nasıl hazır olmaz Evren abi? Yani, değil, yani o görüntüyü verdi ama. O görüntüyü verdi. Kulübünde antrenmana çıkıyorsun. Ki onların antrenman şekilleriyle bence bizimkinin arasında dağlar kadar fark vardır. Hazır olması gerekmiyor mu? Fit olması gerekmiyor mu? Gerekiyor da işte 6 ay bir ara verdi. Şimdi o büyük bir zaman. Maç kondisyonundan bahsediyorsun. Şimdi şöyle eksikti, bir şey. Arda'ya herkes diyor ki işte oynamadı etmedi. Yine bakıyorsun ortalama 23-24 maç kadroda yani. Evet. 13-14'ünde oynamış. Yani Kincere'ye baktığında forma almış aslında Arda. Ama ben sahadaki görüntüsünden bahsediyorum. Tabii ki oraya hazır olması lazım. Fit olarak gelmesi lazım ama sahada o diri Arda'yı tam göremedim ben. Yani bu moral bozukluğundan da olabilir. İşte hazır gelmemiş de olabilir. Her şey olabilir. Burada her şeyi düşünebilirsin. Ama şu gerçek ki sahada Arda o eski görüntüsünde, o istekli, arzulu, o finallere giderken ki o sevinçte bile belli oluyor. Yani suratına çıkarken o hırs, o arzu. Şimdi ben bir Ronaldo'ya bakıyorum turnuvada. Bir tarafta öbür Güney Amerika Kupası'na gidiyorum. Higuain'e bakıyorum, Messi'ye bakıyorum. Adamlar sanki daha ilk turnuvalarına çıkıyorlar. Yani gollerde falan o enerji... Toy bir oyuncu gibi oynuyorlar değil yani mi? Bu kadar aç insanlar olamaz yani. Manevi anlamda diyorum. Maddiyat, zaten olay evet. Orada maneviyat, milli duygu. Hep biz bundan bahsetmek istiyoruz. O golü attıktan sonra o kaymalar, o işte pozisyonu kaçırdıktan sonra o üzülmeler. Yani tepkiler inanılmaz. İşte olay bu. Sen bu tepkiyi ver, bu görüntüyü ver, kazan ama. Yani her maç kazanacaksın diye bir şey Evren yok ki. Evren Turan, İbrahimovic, dünyanın en top oyunculardan, en popüler isimlerinden bir tanesi. Ben İsveç'in maçlarını izliyordum. İbrahimovic bile ya bu kadar hırslı oynayabilir. Ya işte düşün, o adam 34-35 yaşına evet, geldi. Son şampiyonasına çıktı. Zaten bıraktığını evet, söyledi. Evet, yani takımda işte liderlik, sorumluluk almak odur. Arda bunu her zaman aldı. Arda'ya ben bir şey demiyorum. Benim Arda bizim idolümüz, her şeyimiz. Bunu her zaman söylüyorum. Son ana kadar hep destekledim. Ama hani ilk iki maç benim için hayal kırıklığı oldu. Son maçta Arda'yı nasıl buldunuz? Son maçta yine iyi yani. Onun üzerine biraz daha koydu. Topsuz alanda özellikle. Yine moralliydi. Yine koştu, mücadele. Bir şeyler yapmaya çalıştı ama takım artık ne yaşadı orada işte. Onu halen bilemiyoruz. Yarın bugün bir açıklama olur. Bazı oyuncular çok etkilenmiş bu işten. Ama bunu yapmamalı lazım. Böyle bir şey yok. Bu komedi. Yani biz bunu yıllardır kulüplerde yaşadık. Yani kavga da ettik. Hoca bize kızdı, bağırdı, çağırdı. Bunlar sahaya yansımaz. Hele milli takım oldum. Bana çok basit geliyor. Yani üçüncülükte bile böyle bir şeyler olsa lig aşağı lige düş. Bunu hocalar gelip çözerler bu işi. Yani yönetici gelir çözer. Yani bunlar sahaya nasıl yansır? Yani olacak az iş değil. Az önce söylemiş olduğunuz varyasyonlar türettiniz ya. Acaba Fatih Hoca mı bir şey söyledi, onu alındı vesaire evet. Şeklinde. Ya, Fatih Hoca'nın tarzı belli. Fatih Hoca biraz hem babacandır hem de aynı zamanda sert bir üsluba sahiptir. Bundan dolayı alınganlık göstermesi de bana anormal geliyor. Ya şimdi hepsini tanıyor. Hoca bazı konuşmalara da astatiyolar verdi. Burada çoğu insana dedi. Ne söylemeye çalıştı Fatih Hoca? Yani ben dedi burada çıkardım, ben şey yaptım. Evet hepsi doğru. Hoca yani beni tanıyor, yani beni tanıyorlar dedi. Bana dedi tepki vermeleri normal değil dedi. Yani onu demek istedi orada.
Sahada dedi ben bazı oyuncuda daha çok performans bekliyordum. Yani bazı oyuncular hayal kırıklığına uğrattı Fatih Hoca'yı. Çünkü sonuçta Emre Mor'u kim şu an çıkardı? Fatih Hoca çıkardı. Oradaki oyuncuların çoğunu kim hep arkasında duru destekledi, takımında oynamazken çağırdı, oynattı? Fatih Hoca. Yani Fatih Hoca. Olaya bu açıdan da bakmak lazım. İki tarafta ben burada bir tek tarafı suçlamıyorum. Ya, milli takımlarda bunlar bu kadar çıkmaması lazım ön plana. Düşünsene maçlardan önce gazeteciler orada biliyorlarmış bu sıkıntıların olduğunu, olayların. Yani sırf milli takım olduğu için kimse bir yere bir şey yansıtmadı. Aslında ama sahaya yansıtacağını kimse düşünmedi. Aslında normalde Fatih Hoca'nın olduğu ortamlarda bu tür şeyler hep kapalı ortamlarda yaşanır. Pek dışarıya çıkmaz ama nasıl olduysa anlayamadık işte. Burada büyük ihtimalle çıkarsa oyuncu grubundan çıkar. Evet. Yani bu işler biz de yıllardır oynadık. Bir şey çıktığı zaman dışarı bir iki tane oyuncu... Bir yerlerden... Yani dışarıya bir şey sızdırmıştır. Yani çünkü nasıl çıkacak ki yani oradaki olayı, oradaki evet. tartışmayı bilmeden veya oradaki biliyorsun futbolcular bir açıklama yaparken biz de senelerdir orada muhabir arkadaşlarla bazen böyle sistemli olduğumuzda oynamadığımızda bir iki böyle evet. ya işte hoca da beni oynatmıyor, oynamam lazım, işte şu var şu var, işte kavga da oldu bugün filan. Ama milli takım ortamında olmaması eğer lazım. Doğruysa şu an hurafe bu bahsettiğimiz şey çok yanlış değil mi? Ama büyük bir yanlış. Çok, yani, bunun olmaması takımdayken gerekiyor. Takımdayken belki bir nebze anlayabilirim ama. Kesinlikle. Yani milli takımda, bu milli takımda böyle bir şey olamaz. Serbay şu da bir gerçek. Yani bir şekilde baktı hurafe değil yani. Hoca da bazı şeyleri söyledi. Yani sıkıntılar oldu dedi ama dedi ne dedi? Mehmet Demirkol soru sordu. Maç sabahıyla kapattık o konuları dedi. Evet. Bir konu var. Evet aynen. Zaten Fatih yani, Hoca konu var o konuları zaten. Kapattık dedi. Kapatınca da işte maç kazanıyorsun. Niye bunu iki maç önce kapatmadın? Niye kamptan evet. önce maça çıkacağım bir gün? İşte demek ki bir yerde basiretleri bağlandı. Böyle bir şey olacakmış. Ama bir daha inşallah böyle bir görüntü vermeyiz bir turnuvada. 2-2 maçlık görüntüyü vermeyiz. Oynarız, mücadele ederiz. İrlanda'yı görmedin mi? Kendi şeyini kendi yaptı. Ben turnuvadan önce... İki penaltıları verilmedi bence. Dedim Polonya, Macaristan, Galler. Takımlara baktığında yani İzlanda. Ya bizim yani bizim ayarımızda takımlar değil. Yani ben gülüyorum. İzlanda, oyunculara bakıyorum. Bizim Evren abi, İzlanda'nın nüfusu... Yani. Bakırköy'ün onda biri kadar. Yani örneğin. Bizim oyuncular sağlam oynasa, konsantrasyonu olsa biz onların hepsini yeniriz. Yani. Ama ne oldu? Mücadele eden, isteyen, forması için orada hakikaten milli takım duygulanan... Hakikaten mücadele eden kazandı. Fizik gücünü koyan... Öyle bir turnuva oldu. Her tarafa herif koştu, ölümünü oynadı. Çünkü yüzünden, o fizik durumundan anlıyorsun. Adamlar bizden sağlam yere basıyordu ya. Ben şoka girdim. Yani hepsi böyle şeyi gibiler yani. İnanılmaz kuvvetliler. Yetenekleri yok ya. Bizim oyuncuların yarı yeteneklerinde değil hiçbiri. Bunu herkes görüyor artık. Ama adam kapatıyor, milli ruh, orada milli mücadele. Ben buraya geldim, kendimi ispatlayacağım. Şimdi çoğu da orada iyi kulüplerde de oynuyorlar. Şimdi İrlanda'yı falan, Kuzey İrlanda'yı küçümsemeyelim. Çoğu şampiyonşipte, Premier Lig'de oynuyor. Yani orada hani adamların hani benim Avrupa Şampiyonası'nda iyi oynayıp da buradan bir transfer yapım fazla düşüncesi de yok. Zaten Premier Lig'de oynuyor. Ama adamlarda öyle bir duygu var ki işte. Milli ruh diyorduk ya işte. Profesyonellik. O ruh, evet, o ruh. Da. Hem profesyonel, o ruh, adamlar hazır geldiler. Onlar da senede 50-60 maç yaptı. Biz hani... Öyle bir durum söz konusu zaten. İşte milliler oraya yorgun gitti şeklinde yorumlar yapıldı. Yani diğer ülkelerin de oyuncuları yorgun gitti. Ya yorgun olur mu? Ne yorgun? Yorgunluk artık o iş şey. Artık fizik olarak oyuncular sezon başı çok iyi çalışıyorlar. Yani hatta daha hazır gidiyorsun. Haftada 3 maç yapılıyor artık. Biz bile zamanında hafta 3 maçı kaldıramıyorduk mesela. Niye? O zamanki antrenman durumları, fizik durum bu kadar iyi değildi. Bu kadar gelişmemişti oyuncuların. Şimdi izlesinler işte Avrupa Şampiyonası'nı bırak Güney Amerika'yı izle. Yemin ediyorum hızlı çekip. Ben böyle bir oyun görmedim yani. Uçuyorlar oyuncular. Ya oradaki i̇ki, televizyonların iki kameralarında arasında... bir sıkıntı var. Vallahi ya. İki taraf arasında mukayese ettiğiniz zaman Copa America ile Fransa arasında mukayese bile kabul edilmez değil mi? Kesinlikle. Verdiği keyif anlamında. İnanılmaz. Yani özellikle hani oyuncu klası anlamında belki bir nebze Avrupa'da Şampiyonası'nda oyuncular daha böyle klas ve daha yetenekli gözüküyor ama mücadele, tempo... İnanılmaz ya. Yani bu kadar hızlı tempo, bu kadar istek takımlar görmedim. Yani adamlar sanki orada savaşa çıkmışlar. Maçı kaybetsen ülkeleri elden gidiyor. Orada favoriniz kim? Arjantin benim. Ama Şili takımı çok iyi. İnanılmaz yani. Şimdi milli takımla devam edelim. Az önce kanatlardan söz ettiniz. Eleştirilen en çok konulardan bir tanesi de Fatih Hoca Volkan ve Emre ikilisini son maçta ilk 11'de başlattı. Kanatlarda oynattı. İlk iki maçta tercih bu yönde değildi. Ama sonradan bu ikiliyi oyuna aldığı zaman oyun gerçekten fazlasıyla hızlandı. Bir tempo kazandı oyun. Evet. Neden sizce
Volkan Şen ve Emre Mor ikilisiyle başlamadı kanatlarda. Ya şimdi... Bu oyuncular çünkü diğer oyunculara göre daha süratli, daha dinamik oyuncular. Ki Çek maçında da gördük. Çok faydalı oldular. Şimdi hoca gerçi onun basın toplantısında bazı açıklamalar yaptı onunla ilgili ama... Emre ile ilgili yaptı aslında. Oyuncuyu kaybetmemek adına dedi. Ama şimdi biz sonuçta Emre'yi gördük. Bu iki maçta ilk şey maçında da izledik. Yani Emre de o potansiyeli gördü. Herkes evet. gördü. Orada başlayabilirdi. Belki doğru hani Emre'yi kaybetmek istemedi ama ben olsam başlardım Emre'yle. Çünkü o yetenek var. Bizi ileriye taşıyacak. Emre'yi az sonra konuşacağız. Evet. Yani birebir de adam geçebilecek tek oyuncumuz o görünüyor. O diriliği onda vardı. Yani Volkan'la ilgili Volkan'la başlayabilirdi. Ama hoca tercih etmedi. Arda'yı kenarda işte Hakan Çalhanoğlu'yla. Hakan sağ kanatta oynayamıyor. Yani o forvet arkası oynayabilecek. İşte aralara atacak. Dönüp topa vuracak. Ölü top, duran toplarda çok etkili. Yani orada o enerjiyi vermedi. Biz kanatları kullanamadık. Yani Arda'yla Arda diri olmayınca Hakan da öyle topla driplik yapıp birebir de adam geçip orta yapan bir oyuncu değil ki. Yani onun için kenarlardan biz gelemedik. Oyun hep sıkıştı. Sıkışınca bu sefer orta sahada Selçuk, Ozan ve Oğuzhan'ın etkinliği azaldı. Hep herkes orada. Arda geldi oradan top aldı. Hakan geldi oradan aldı. Zaten en büyük yanlış ne biliyor orta musun? Orta sahanın çok kalabalık olduğu yönünde eleştiriler evet, vardı. Evet Arda'nın soldan gelip Selçuk'un, işte stoperlerin, işte Hakan'ın buradan gelip top alması. Orada top aldığın an bittin abi. Kaleye gidemez. Yıllarca ben de oynadım yani. İleriden birisi top almaya gelip benim ayağımdan aldığım bitti. Kime atacağım ben topu? Sen aldın, sen kime atacaksın? Senin olduğun görevde sen topu oradan bıraktın. Senin yerinde kimse yok. Senin oyuncuların o özellikle değil ki yani kanatları değiştireceksin işte. Oğuzhan bir anda o tarafa geçecek. Kime top atacaksın? Alacaksın geri pas, yan pas. Kenar oyuncuları genelde ayağına da alır ama araya koşu yapacak, arkaya koşu yapacak. Bana koşu yapmazsan orta saha oyuncusu olarak atamam ki ben o topu. Şimdi sen Arda olarak oraya gidip topu alırsan kime atacaksın? En kötü atsan atsan Cenk Tosun ya da Burak'a atacaksın. Kime atacaksın? Bir tane adamın var. Çünkü iki kenarda içeri girmiş. Evet. Hep oyunumuz oradan sıkıştı. Hücum hattında zaten varlık gösteremediğimiz bundan yani. Kaynaklandı. Yani o kadar ezik oynamamız, o kadar yani kendi sahamıza kabul etmemizin sebebi o. Cenk veya Burak aslında burada tabiri caizse sallamak pek doğru değil. Kızamazsın top ki oyuncuları. Yani şey. Cenk ilk maç top mu alabildi ki? Hiç alamadı. Gerçekten. Yani, ama Çek maçına hakkını baktığında... Hakkını yemek lazım. Arkaya birkaç top geldi. Emre top getirdi. Kanattan Emre nasıl girdi? Tamam Volkan belki Çek maçı çok etkili oynamadı ama sonuçta klasik bir kanat oyuncusu. O görüntüsü var. Alıyor topu adamın üstüne gidiyor zorluyor. Ya bunlar önemli. O zaman ne oldu? Orta sahada rahatladı. Oyun biraz açılınca bu sefer top da atmaya çalıştılar. Şimdi Arda o zaman orada daha rahat top almaya başladı. Selçuk bir şekilde biraz daha rahatladı. Defansın iki stoperin arasına çok girmedi. Selçuk niye iki maç çok kötü gözüktü? Çıkamadı ki adam. Stoperin arasında kaldı, boğuldu. Arda geldi top aldı, Hakan geldi, Oğuzhan geldi. Gelin herkes alın. Yani top gelip almak herkes oynar öyle. O çok basit, en kolayıdır bizde topu gelip almak. Alırım, veririm kenara, bir daha giderim yerime. Risk almıyorsun yani, fazla da yorulmazsın. Ya bunu yapıyorsan ya güçsüzsündür, enerjin fazla yoktur, onun için yapıyorsundur. Önemli ya da top gelmiyordur ileriye sana. Taşımak. Ya evet. da top gelmiyordur. Biz ileriye topu taşıyamadık. Hiç kullanamadık bunu. Onun için de İspanyollara karşı da ezik durumda oynadık yani. Bir VTR'miz var. Onu izleyelim. Ardından Burak Cenk ikilisini sizlere soracağım. Sevgili seyirciler, ilk etap maçlarının ardından artık maçlar bildiğiniz gibi tamamlandı. İkinci etap maçları ise yarın başlayacak. 25 Haziran Cumartesi saat 16 İsviçre Polonya. Saat 19 Galler Kuzey İrlanda. Saat 22 Hırvatistan Portekiz. 26 Haziran Pazar, saat 16, Fransa, İrlanda. Saat 19, Almanya, Slovakya. Saat 22, Macaristan, Belçika. 27 Haziran Pazartesi, saat 19, İtalya, İspanya. Saat 22, İngiltere, İzlanda. Sevgili seyirciler, Evren Turan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarınki maçların programını sizlerle paylaştık. Cenk ve Burak ikilisini sizlere soru olarak yönelteceğim. İlk maçta Hırvatistan mücadelesinde Cenk Tosun'la başlayınca Fatih Hoca şaşırdık. Burak'ı bekliyorduk. Ama işte bahsettiğin sebeplerden dolayı Cenk'te performans ortaya koyamadı. Siz milli takımın başında olsaydınız Cenk'le mi başlardınız, Burak'la mı başlardınız? Şöyle bir şey. İlk maç için Cenk'le başlamakta doğru karar verdi Fatih Hoca. Bence de.
Neden doğru karar verdi? Şimdi Burak'ın durumu ortadaydı zaten. Sakatlık vardı, çok maç oynamadı. Cenk'te büyük mücadele veriyor. Milli takımda oynamadığı zaman da bile bırakmadı, girdiğinde gol attı. Aynısını Beşiktaş'ta zaten yapıyor. Başlangıç olarak doğruydu. Ama takımın oyunu, Hırvatistan maçı, Cenk orada çok yalnız kalması, etkisiz gözükmesi. Diğer iki maçta, yani diğer maçta Burak tercihini yaptı. Onu da çok doğal karşılıyorum. Çünkü baktığında hani bir daha o şansı verebilir miydi? Ama verebilirdi. Ama Burak da sonuçta o yola giderken hocayla hep de geldi bu yola. Yani hoca da hemen o tercihini orada, en azından dedi bu ilk maç bunu yapamadım, İkinci maç Burak'la başlayayım. Tabi burada duygusal davranışlar da var. Sonuçta Cenk ilk maçta top alamadı ki. Yani baktığında adama top mu gitti? Yani performans olarak değerlendirmiyorum ben, evet, onun kesilmesini. O başka bir şekilde Burak'a düşündü hoca. Bu maç bunu da yapayım. Orada da tutmadı. İspanya maçı da tutmadı. Burak'la hoca uzun süre çalıştı. Onu biliyor, tanıyor. Yani oradaki sıkıntılarda işte Burak'la mı çok sıkıntı oldu? Arda'yla mı oldu? Takım anlamında mı oldu? Onları çok bilemiyorum. Bunlar sahaya ne kadar yansıdı? Zaten ortada iki maç yansıdı. Ama son maç yansımadı. Sonuçta Burak iyi olduğunda, diri olduğunda zaten bir takımın golcüsü. Yani atıyor bir şekilde. Yani forvet oyuncusu da ne yapsın yani? Şimdi tek başına orada. Hoca mesela son maçta da iki forvet tercihini düşünebilir. Hiç düşünmedi. 2-0 mesela oldu. İkisiyle de çıkabilirdi. Onu çok tercih etmedi. Olur muydu? Çek maçı olabilirdi ama hani o da bir riskti. Şimdi takımda sonuçta 2-2 maça bakıyorsun. Zaten bütün maç boyunca defans yapmışlar, yapamamışlar. Önceki maçta 2-0'dan 2-2 yapmışlardı. İşte moraller bozuk, dağılmaya müsait bir takımsın. Bir anda 3 oldu, 5 de olabilirdi. Hırvat maçı öyle 3-4-0 bitebilirdi. Yani o yüzden de hani 2 forvet tercihi de risk edilmezdi, evet, diye düşünüyorum. Yani hani hoca o konuda da doğru yaptı son maç. Ben kendi kafamda, bana sorsam ben oynardım. Hani benim yapımda öyle yani. Yani baktığında herkes Fatih farklı düşünebilir. Oyun prensibine baktığımız zaman da aslında normal. Her zaman oynadı yani. Cenk ve Burak da çıkmış olsaydı Fatih Hoca, biz şaşırmazdık kesinlikle. Ya aslında Fatih Hoca yine çıkardı öyle. Ama takımın o ilk maçlık görüntüsü, evet, oradaki, evet, sıkıntılar, evet, güvenemedi takıma. Güvenemedi bence. Yoksa hoca yine iki forvet oynar yani. O tarzı var. Her zaman bunu yaptı. Ve tutardı da. İki olmazdı, biz 3-4 de yapardık yani. Çünkü Çek takımında sonuçta tamam Sivok çok tecrübeli bir oyuncu ama bildiğimiz Sivok yani. Belli bir şeydi. Yaşı var. O var. Yani biz orada ama çok iyi top çeviren abi. İyi futbolcu. İyi tecrübeli ve bir tane de atıyordu neredeyse. Aynen. Kaç kişi arasından çıktı kafayla. Kaç yaşında hala da oynuyor. İşte bak bizim stoperde mesela sıkıntımız vardı. Düşünsene yani tecrübeli oyuncuları. O bölgeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında milli takım nezdinde en çok eleştirilen konulardan bir tanesi Mehmet Topal'ın libero değil de stoperde oynaması. Siz olsanız ne yapardınız? Ben şöyle bir şey diyeyim. Ben ilk daha turnuva başlamadan, hatta burada kalmasında ben Fatih Hoca'nın Mehmet Topal'ı stoper oynatacağını biliyordum. Hep söyledim zaten. Bunu hani konu olarak da söyledim. Mecburen mi oynattı hocam? Evet, mecburen. Bu takımda oynatmazdı hocam. Hiçbir zaman Mehmet Topal. Çünkü oradaki sistemini hocanın bozuyor. Bazı şablonlar vardır. Hoca bir şeyi oturtur. İşte Selçuk, Ozan, Bankus. Oraya kim olur? İşte Oğuzhan, Hakan Çalhanoğlu, Arda oraya koy. Hoca oradaki şablonunu oturttu. Ya orada oynayacaktı Mehmet Topal ya da yedek oturacaktı. Stoperde eksiklik olunca, Serdar Aziz sakatlanınca Mehmet Topal oraya çekti. Aslında ben turnuvaya bakıyorum, tamam şey maçı hata yaptı, gol yedirdi İspanya maçı Mehmet Topal, ama genele baktığında ikisi son maçı hiç sırıtmadılar. Yani herkes orayı eleştiriyor ama oradan biz çok pozisyon yemedik baktığında. Yani Mehmet Topal zaten stoper oynamış bir oyuncu. Ha, bu kadar milli takımda, yani Türkiye'de oyuncu da yok da Mehmet Topal stoper mi oynadı dersen, o da ayrı bir soru işareti. Yani orada alternatifler kimi çağırabilirdi hoca? Ersan. Ersan'ı çağırabilirdi. İşte Yalçın dedik tecrübeli, ne olursa olsun. Nasıl Sivok tecrübeli diyoruz? Evet. Yani en azından orada defansta bir tane uzun bir adamımız olurdu. Mağlup durumdasın, ileriye bir adam çıkartırsın. Kontenjandan dolayı mı acaba almadı? O da, evet, o da olabilir. Bir de biz kısa takımız. Bak turnuvanın en çok ikinci kısa takımı biz İspanya'dan sonra. Bu, en büyük dezavantajlarımızdan biri bence buydu zaten. Evet, yani bunu Çek maçında bile her taç atışında ben korkuyordum yani. Her an öyle duran toplarda çok hakimler yani. Çok kısa takımız çünkü. Uzun oyuncu orada kullanamadık. Ya genelde zaten sadece ben hani stoper mevkiinde takım olarak zaten iyi bir görüntü vermedik. İki maç. Yani hangi birine ne söyleyeceksin? Hepsi, evet, sıkıntılı. Son soru olarak Emre Mor'u az sonra yönelteceğim. Kısa bir reklam arasından sonra.
Sevgili seyirciler, kısa bir aranın ardından Evren Turan'la sohbetimize devam edeceğiz. Milli takımın turnuvanın ardından en büyük kazancı tartışmasız Emre Mor. Emre Mor'u şimdi kendisine soracağım. Ayağına topu aldığı zaman tüylerimizi diken diken eden, bizleri sadece Türkiye değil, bence dünyadaki futbol severleri de heyecanlandıran bir futbolcu kazandık. Nasıl yorumlarsınız? Tabii şimdi son yıllarda özellikle ülkemizde oyuncu yetişmiyor. Belki var, biz çıkartamıyoruz ama baktığında... O da ülkemizde yetişmedi. Yetişmedi. Belki biz çıkartamıyoruz, belki biz takip edemiyoruz. Böyle çünkü Avrupa'ya bakıyorsun işte, her milli takımda bir tane, iki tane yıldız var 17, 18, 19 yaşında. Yani göze çarpan bir tane oyuncu var böyle. Evet. Var. Evet. Yani çıkartıyor. Yani biz tabii Emre'yi bir ay içerisinde tanıdık. İşte milli maç o bu. Bir anda oldu her şey. Gerçekten hani Messi var diyorsun ya. Tabii Messi olamaz daha şu anda. Yani o yetenekte, o rahatlıkta. Andırıyor diyelim. Andırıyor. Birebir de çok çabuk adam geçebiliyor. Çok zeki ve bu çok soğukkanlı değil mi? Çok soğukkanlı, bir de kanat oyuncuları bu kadar süratli olup da mesela asist özelliği her futbolcuda olmaz mesela. Messi'de asist özelliği var. Evet. Aynı Emre'de de öyle. Yani asist özelliği de çok iyi. Her an bakabiliyor, yani top gelmeden düşünebiliyor. Yani işte yıldız oyuncu böyle doğuyor zaten. Fiziği kısa, boyu kısa olduğu için kısa oyuncuların artık günümüz futbolu çok yetenekli olması lazım. Anca öyle sırıtabilir. Ayrışması çünkü, için. Evet, dikkat çekmesi için o şart yani. Niye onun dezavantajı? Dezavantajını çabukluğuyla ve zekasıyla kapatması lazım. Emre bunu çok iyi yapıyor. Daha çok genç. Tabii Dortmund'a gitmesi de bence çok iyi olmuş. Yani doğru bir nokta atışı. Yani doğru bir yer. Çünkü hocası da onu çok istemiş. O hoca da ona oynama garantisi vermiş benim duyduğum. Hani tam bilmiyorum ama ne kadar doğru. Çünkü oynaması lazım bu tip oyuncunun. Genç oyuncu oynatmazsan kazanamazsın. Yani bu ben bir gerçek. Ben oynayacağını düşünüyorum zaten. Oynar ve fizik olarak bence ben iddia ediyorum şu an daha %50'lerde. Evet. Yani daha onun vücudu daha tam oturmamış. Nasıl bir fiziksel anlamda format uygulaması gerekiyor? Daha biraz da kalıplanması gerekiyor mu sizce? Yok, kalıplanmaması lazım. Çok kalıplanırsa Şakir gibi olur. Var ya şeyde İsviçre'de, evet, böyle çok şişer. Tıknaz. Yani o çok şey değil. O bir noktadan sonra tamam, o da çok çabuk ama o yetenekleri alıyor, o esneklikleri alıyor. O kadar kaslı olmaması lazım. Mesela birebir mücadelede zayıf kalmıyor. Kalmıyor canım. Zaten onu tutamıyorsun ki birebir, evet, de. Açıyor gidiyor. Yani çok kısa olduğu için aradan sıyrılıyor. O yeteneği var. Daha atletik, daha diri, daha dinamik. Yani o zaten Almanlar bu işi biliyorlar. Yani Avrupalılar bunu çalıştırıyor. Oyuncuya göre tek tek bütün çalışmaları yapıyorlar. Yani onun artık eksiğini falan da zaten hocalar çözmüşlerdir. Yani kemik yapısından düşün, çalışma temposuna kadar her şeyi çıkartıyorlar. Yani o yönden... Emre'de bu yıl çok bakmışlardır diyorsunuz. Tabii bakmışlardır. Büyük bir gelişim olur bu yıl. Yani her geçen gün üstüne koyar. Yeter ki bir sakatlık olmasın. Veya kendinin bazı oyuncular da bu gelişimlerini mesela kaldıramıyorlar ama bizim Türkiye'de olsa biliyorsun oyuncu bir anda değişebiliyor yani, sapıtabiliyor. Yani Emre, oraya gelecektim. Yani. Emre şu an Türkiye'ye gelmiş olsaydı, buraya transfer yapmış olsaydı ne olurdu? Yani iyi olurdu bizim açımızdan. Hani oyuncuyu izlerdik ama performans için, anlamında onun için çok iyi olmayabilirdi. Yani devamlı burada forma şansı bulamayabilirdi baştan. Emre Mor. Tabii şimdi bu Türkiye'yi bilmiyor musun? Yani ne olacak? Yani hangi genç yetenekli oyuncuya bir şans verdik ki büyük takımda? Bence Çek maçından sonra, yani milli takımın mücadele ettiği maçlardan sonra Emre 18'de... Tamam da o paraları verip bizim takımlarımız alır mı onu? Yok. Gider yabancıya verir 10-15 milyon euro. Emre'ye niye versin ki? Ben ondan ziyade Emre için Türkiye'ye gelmek... onun futbolunun gelişimi için iyi olmazdı. İyi olmazdı, evet. O bir gerçek. Yani yitip giderdi. Emre için iyi oldu bence Dortmund. Mükemmel oldu. Doğru bir tercih yaptılar. Ya burada gelişimi yaşamak kolay değil. Yani gerçekten ülkemizde bu sıkıntı var. Yani şimdi ben öyle bir yetenekli oyuncu niye ülkemizde oynamasın ki? Niye Galatasaray'da oynamasın baktığında? Şimdi Dortmund'da bir eğitim aşamasında olacak. Kendini daha da geliştirecek. Ardından zaten Galatasaray'a... oradan gider o. Ya Galatasaray'a gelmez artık canım, o artık. Galatasaray'a gelmez. Bize o tip oyuncular 30'dan sonra geliyor. Şanssızlığımız o işte. Şimdi onun orada işte önemli olan ne? Bu tip oyuncu 17-18 artık bir de yaş şeyi düştü. Mesela bakıyorum şimdi kulüplerimize. Kaçı almışlardı Evren abi? Bonservisi mi? Bonservisinden var. 14 müydü? Ya 11 diyor, 16 diyorlar. 11 miydi? Bonuslar var diyor. Tamam bilmiyorum. Bir kısım 6 milyon euro diyor. Orada bir şeylik var yani. Her neyse diyelim 15. Ha. Şu an bir 35'e okuturlar değil mi? Ya bir yıl sonra. İki sene sonra. Bir oynaması sonra lazım.
Evet. Yani tempo yaptığı zaman kesin gider. Yani Dortmund zaten bu işte bir numara. Ticaret budur zaten. E şimdi bu kulüpler niye batıyor bizim? Bunu yapmadığı için. Alıyorsun, veriyorsun. Fener'de işte geçen iki tane oyuncu serbest kalmış. Biri 10 milyon euro verdi Meyerles'e, öbürüne 9 milyon euro. Biz adamları bedava yolladılar. Abi. Biz tam tersini yapıyoruz. 5'e alıyoruz, 2'ye satıyoruz geri. Aman diyorsun elimden çıksın. İşte evet. Bu kulüpler yanlış yönetildiği için zaten bu durumda. Yani bizim kulüplerimiz niye bu durumda olsun? Gelirleri var. Her türlü geliri var. Televizyon geliri var, reklam geliri var. Bunlar çok doğal yapılabilir. Aslında bu yanlışlar buradan başlıyor. Kulüp takımındaki yanlışlar milli takıma da yansıyor. Oyuncuların performansına da yansıyor. Çünkü oyuncular da artık hedefi küçülttüler. Ben zaten ülkemde, Türkiye'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, orada burada iyi para kazanıyorum diyor. Niye gideyim ki diyor Sevilla'ya. Evet. Burada 3 milyon euro alıyorum. Rahatını orada niye bozayım ki diyor. 500 milyon euro'ya niye oynayacağım ki diyor. Ben zaten 2 yılda burada diyor. Halbuki 2 yılda zaten sen 6-7-10 milyon euro kazandın. Artık git orada üst düzey, orada hani Avrupa'da kendine tanıyor. Bu başka bir şeydir yani. Evren başka abi, bir hedeftir. Bunun kaynağı tamamen vizyonsuzluktan kaynaklanıyor. Yurt dışına gitmek bir vizyondur. Evet, yani bunu oyuncuları da yönlendirmek lazım. Ülke olarak biz de bunu hani çok yapmıyoruz. Yani oyuncuları da oraya yönlendirmek lazım, onu söylemek lazım. Ama biz bu kadar mı parayı seviyoruz? Yani para, şimdi bakıyorum vergi Türkiye'de düşük, bir de Meksika'da. Meksika'dan hiçbir oyuncu kolay kolay gitmiyor. Biliyorsun orada çok büyük paralar Türkiye'den var. Türkiye'den de gitmiyor. Türkiye'den de hiçbir oyuncu gitmiyor. Ama bazen hedefin olacak yani, gideceksin ya. Bence de. Yani nasıl, bu senin sevdiğin bir iş. Yani ben şimdi 6-7 yıl burada oynadım veya 4-5 yıl kendimi, beni Sevilla istiyor, Valencia istiyor. Giderim abi ya, nasıl gitmem? Ben işte yani orada sıkarım, giderim oradan başka yere. Bizim zamanımızda böyle bir şansımız olsa yemin ediyorum giderdik. Çok ya alternatif yoktu. Yani atıyorum oralara ben gitmezdik de giderdim, sıradan bir takımda oynardım. Oradan kat etmeye çalışırdım. Ya olayın bir de şu boyutundan bakmak lazım. Olay para değil kesinlikle. Kültür görmek lazım. Oradaki heyecan katmak lazım hayatına. La Liga'da oynamak fena mı? Hayatına bir renk katar, bir heyecan katar. Kesinlikle. Bir de biz oyuncular çok benciliz. Hep kendimizi düşünürüz. Burada kendini düşüneceksin. Aileni, ülkeni. Evet. Yani vizyon kazandırıyorsun ya. Sen ülkeni geliştiriyorsun bunda. Ülkene katkı yapıyorsun. Hem kendi cebine katkı yapıyorsun, hem kendini tatmin ediyorsun orada Avrupa'da oynayarak. Hem dil öğreniyorsun, hem yeni insanlar tanıyorsun. Sosyalleşiyorsun. Artı da ülkeni temsil ediyorsun ve para kazanıyorsun. Ve kulübüne de para kazandırıyorsun. Evet. Yani ama oyuncular bunu çok düşünmüyorlar ne yazık ki. Değerli izleyiciler, az sonra bir canlı bağlantımız olacak. Onu sizlerle paylaşacağız. Serdar Aziz, Galatasaray'ın yeni transferi. Ve bugün Bülent Korkmaz'ın, bir efsane kaptanımızın röportajını okudum. Serdar'la ilgili çok iyi transfer olduğunu söylemiş. Katılır mısınız? Evet, Serdar çok iyi futbolcu. Zaten şu an hani biz milli takımda ne diyorduk? Serdar Aziz'in olmaması büyük bir etken. Handikap. Yani sakatlığından dolayı. Kendi de gelmek istedi, oynamak istedi ama sakatlığından dolayı el vermedi. Serdar'a sezona baktığımızda çok sakatlık geçirdi ama genel performansına baktığında çok iyi oyuncu. Yani hem genç oyuncu hem dinamik, kademelere giriyor, stoper çok iyi. Ama tabii şöyle bir şey var. Galatasaray'ın da o bölgede evet sıkıntısı var ama hani ilk transfer ve maliyet açısından bana biraz fazla geldi. Yani şu var Galatasaray'da, evet. Oyuncuların bir kısmını elden çıkarmak lazım. 40 tane oyuncu var sonuçta. Bu mesela şu an çok eleştiriliyor. İsim anlamında bunu şu an tartışmayacağım. O yönetimin aldığı bir karardır. Doğrudur veya yanlıştır. O kadar çok oyuncuya sahibiz ki şu anda. Şu an bizde olmayıp dışarıda oynayan. Bunların maaşları ödeniyor, bunların paraları veriliyor. Biraz aslında takas yöntemini kullanmak mantıklı değil mi? Tabii yani normalde külfeti azaltma anlamında. Evet, eğer oyuncu çıkarmak zorundaysan ve zorundasın şu an. Zorunda bence. Doğru mantık. Ama hani bunu şöyle olabilirdi. Direkt takasla yapabilseydin, para vermeden üstüne ayrıyeten, o zaman çok daha güzel olur. Ama Serdar da şimdi para vermeden almak da Evren abi. Zor değil mi şimdi? Yani Serdar Aziz'in hani, ismi günlerdir, şimdi, yıllardır Galatasaray'da anılıyor. Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la sürekli duymaktayız. Bu oyuncuyu para vermeden almak biraz gerçekçi olmayan bir yaklaşım sanki. Tabii canım, para verirsin ama hani maliyete baktığında çok büyük rakam gözüküyor bir anda, 4,5 milyon euro. Hani stoper için baktığında ilk anda Galatasaray için mali sıkıntısı var sonuçta. Şimdi onu oraya hesaplayamıyor taraftar. Şimdi 3 tane oyuncu 2 milyon euroya sayıyorsun herhalde benim bildiğim. Üstüne 2,5 veriyorsun. Öyle bir şey var. Yani bu baktığında... Şimdi ben aslında orada bir tek şeye üzüldüm. Yani Furkan da iyi oyuncu. Sercan zaten bir şekilde artık Bursa'dan tımalı. Bilal'e üzüldüm. Yani Bilal benim eski takım arkadaşım. Tabii futbolda var bunlar ama
Sonuçta bu takımda Bilal'in bir katkısı oldu. Tamam yaşı var ama tecrübeli bir oyuncu. Yani orada Bilal'in gitmesi biraz beni üzdü. Yani eğer tabii oyuncular şu an gitti de daha anlaştılar mı bilmiyorum Bursa'yla. Herhalde görüşecekler onlar da anlaşacaklar bir şekilde. Çünkü sonuçta burada transfer bitti. Serdar Aziz'in transferle ilgili sıkıntı yok. Çok iyi oyuncu aldı Galatasaray. Ama maliyet açısından biraz kafamda benim problemler var. Çünkü bu kadar sıkıntıda oyunculara vermek doğru. Bir de üstüne 2-2,5 milyon euro para veriyorsun. O biraz benim için şey. Ama öncelikle Galatasaray'ın forvet, orta saha en öncelik yerleri orası. Tabii ki stoper de alınacaktı ama önce olarak. Çünkü stoperler her zaman takım için önemlidir, takım defans için. Ama genele baktığınızda maçı kazanmak istiyorsanız, oyuna bir şeyler katmak istiyorsanız, seyirciyi coşturmak istiyorsanız, orta sahayla forvetiniz iyi olacak. Kaleye gideceksiniz. Çünkü Galatasaray takımı her zaman kazanmak ister. Yani o çok önemli. Gol atmalısın. Gol atmadan zaten maç kazanamıyorsun. Şu an en acil bence forvet ve orta saha Galatasaray için. Birer tane veya alabiliyorsa iki tane. Çünkü sonuçta yarın bugün şimdi transfer zamanı artık. Şimdi bugünden itibaren. Mesela bu Umut bile Akhisar belediyeli oyuncu Rodalea çok konuşuluyor. Doğru mu değil mi şu an için bilmediğimizden dolayı gündemde olduğu için Evren Turan'a soruyorum. Nasıl bir transfer olur? Hücum hattında oynuyor, forvet oynuyor. Rodalega bilinen bir oyuncu. Yani Fulham'da Premier Lig'de yıllarca izledik. Wigan Athletic'te de oynadı. Ben iyi biliyorum onu. Hani bana sorsan benim kendi gözümden hani Galatasaray'ın şu anki durumda olduğu için belki ihtiyacı var ama Galatasaray'ın oyuncusu değil. Ama lige baktığında şu anki şartlarda alabiliyorsa Galatasaray alsın ama o maliyette değil yine. Yani 2 milyon euro verip ona da 2 milyon euro falan. Maliyetinin yani, fazla olduğunu mu düşünüyorsunuz? Fazla yani. Şimdi o yaşta oyuncu 30-31 yaşında. Ben onun yerinde 24 yaşında oyuncu alırım. Avrupa'da bulabiliyorsam. 24 yaşındaki oyuncuyu 1-2 almak da kolay mı peki? Ya değil tabii. O alamazsın yani. Onu alamazsın o paraya. Ama bilmiyorum. Hani şu an şartlarda Aksar'ın da onu vereceğini çok düşünmüyorum. Yani öyle bir oyuncu niye kaybetsin? Ha, oyuncu gitmek ister. Tabii Galatasaray'a gelmek ister oyuncu. Ama hani benim gönlümdeki hep kafamda o kadar şeyi üst düzey tutmuş ki Drobka'lardan sonra yani o şeyden sonra çok şey gelmiyor ama gerçeklerle de yüzleşmek lazım. Evet. Sevgili seyirciler, yönetmenim beni uyarmakta. Bir canlı bağlantımız olacak. Ankara'ya uzanacağız. Ali Can Baykın bakalım bizlere neler aktaracak. Teşekkür ediyorum ve Ankara'dan bir kez daha mutlu günler diliyorum. Galatasaray Futbol Okulları'nın yaz kampı Ankara'da devam ediyor ve kamptan da detayları sizlerle paylaşıyoruz. Yanımızda spor okulları idari işler uzmanı Sayın Hakan Bulut var. Öncelikle yanımıza hoş geldiniz. Kamp çalışmaları nasıl geçiyor? Kamp çalışmaları yoğun geçiyor. Hem sıcağın verdiği etki hem de çocukların heyecanıyla beraber. Bu dördüncü günümüz. Bir grubu tamamladık, gönderdik. İkinci gruba başladık. Bundan sonra bir grubumuz daha olacak. Gördüğünüz gibi sahalarda çocuklar kendi akademiden gelen bizim antrenörlerimizle beraber antrenmanlarını gerçekleştiriyorlar. Akşam bölümünde de yani bu saatlerde öğlen bölümünde de maçlarını gerçekleştiriyorlar. Hakemler TFF'den gelen resmi hakemler eşliğinde. Şu an gayet iyi gidiyor. Bir sorunumuz yok. Akademi hocalarımız yaklaşık her 15 çocuğa bir akademi hocası düşüyor. Kendi aralarında da değerlendirmelerini yapıp bu çocukları akademiye nasıl kazandırabileceklerini, içlerindeki yetenekleri değerlendirmeye tabi tutuyorlar. Şu an için durum böyle. Peki kamp çalışmaları sonunda sizlerin beklentisi neler olacaktır gençlerimizden? Beklentimiz tabii ki Galatasaray'a, öncelikle Türk futboluna, sonra da kulübümüzü Galatasaray'a A takımına iyi sporcular kazandırmak. Burada kampta sadece ön plana çıkan şey yeteneklerine bakmıyoruz. Karakter olarak da iyi bir sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz. Önce bu, daha sonra da tabii ki yetenek olarak hem ülke olarak ihtiyacımız olan bu dönemde ülkemize ve takımımıza, A takımımıza iyi sporcular yetiştirmek. Daha önceden bunu çok fazla yaptık. Yaklaşık 4 yılda spor okulları olarak akademimize 40'ın üzerinde sporcu verdik. Bunun devamının da gelmesini bekliyoruz. Geleceğinden de eminiz. Umuyoruz ki Galatasaray takımı yeni sporcular böylece kazanmış olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyoruz, sağ olun. Evet, spor okulları idari işler uzmanı Sayın Hakan Bulut'tan Ankara'daki futbol okulu kampına ilişkin görüşlerini aldık. Biz yine detayları aktarmayı sürdüreceğiz. Ben sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum. Ali Can Baykın çok teşekkürler. Ankara'daki yaz kampımızın detaylarını bizlerle paylaştı.
Evren Turan'la çok kısa bir zaman dilimimiz kaldı. Yavaş yavaş toparlamak durumundayız. Son olarak birkaç cümle sizden rica edeyim. Şöyle bir soru sorayım daha doğrusu. Galatasaray'ı güzel günler bekliyor mu? Yani tabii ki gönlümüz Galatasaray'ın şeyi o güzel günler beklesin. Yani güzel o, düşünelim, güzel olsun. Ha, iyi düşünüyoruz, tamam, pozitifiz. Ama şimdi bu transfer dönemi çok büyük sorumluluk istiyor. Yönetim de bu konuda işi zor. Şimdi oyuncular elden çıkacak, oyuncular gelecek, daha hocam belli değil. Yani bu süreç gerçekten karmaşık ve stresli bir dönem. İnşallah en doğru kararı verirler, doğru hamleler yaparlar. Şimdi çünkü hoca gelmeden transfer yapmak hiçbir zaman mantıklı değil. Tamam, Serdar Aziz bilinen bir oyuncu, milli oyuncu, onda tamam, onu bir kenara koydum. Ama diğer oyuncular gelmesi için de ilk önce teknik adamın gelmesi lazım. En kısa sürede Galatasaray Kulübü'nün bunu açıklayıp, onunla beraber düşünüp, onunla beraber bu transfer politikasını uygulaması lazım. 40 tane oyuncu dedik, 3'ü gitti, 37. Daha bir 10 tane daha gitmesi lazım, belli kriterler var. Bu süreci nasıl atlatacak Galatasaray hep beraber göreceğiz. Sezona en iyi şekilde, en rahat şekilde başlaması lazım. Galatasaray bu seneki ligde yaşadığı sıkıntıları bir daha yaşamaması lazım. Hedef her zaman şampiyonluk, her zaman birinci olmak. Hedef odur. O hedefi küçülttüğün zaman şartlar ne olursa olsun bu hedeften şaşmaması lazım. O hedeften şaştığı zaman bu işten herkes zarar görür. Evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sevgili seyirciler, Evren Turan'la sohbetimizi bugünlük noktalamış bulunmaktayız. Kendisinin de söylemiş olduğu gibi Galatasaray'ımızı güzel günler beklemekte. Herkese mutlu günler.